Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eğer AKP grubu siyasi egolarından ve inadından sıyrılıp kurtulabilseydi, o komisyonda kurulan komisyon divanı tüm siyasi partiler tarafından temsil edilebilirdi. Ve komisyondaki çalışmalar, programlar ve en nihayetinde çıkan rapor da bir ortak aklın ve çabanın ürünü olurdu. Ama maalesef orada da yine siyasal sahip güdüp sayısal çoğunluklarına güvenerek komisyonda, divanda, daha doğrusu komisyon divanında muhalefet vekillerine yer vermediler. Buna rağmen bizler Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri olarak divana dinlenecek konunun uzmanları, çalışmalar, ziyaret edilecek yerlerle ilgili görüş ve önerilerimizi bildiren metinler sunduk. Fakat hiçbirisi dikkate alınmadı. Uyarılarımız dinlenmedi. Bunun yanı sıra bu komisyon başta cinsel istismar olmak üzere çocuğa karşı her türlü istismarın araştırılması ve önlenmesi için kurulmuş bir komisyondu. Ancak komisyonda sadece cinsel istismar incelendi. O da kağıt üzerinde teorik olarak başka hiçbir istismar incelenmedi. Örneğin tüm ısrarlarımıza rağmen çocuk işçiliği konusu ele alınmadı. Ve yine cinsel istismar incelendi dedik ama bu da tamamen teorik olarak kağıt üzerinde bakanlık yetkilileri, uzmanlar tarafından defalarca aynı şeyler tekrar edilerek komisyon toplantıları geçiştirildi. Sadece Karaman'da, ki Karaman olayından sonra kurulmuştu bu komisyon biliyorsunuz, sadece Karaman'da bir kere mülki amirle toplantı yapıldı. Fakat yurdun dört bir yanından gelen cinsel istismar vakalarının üzerine gidilmedi. Bu konu araştırılmadı. Yine Karaman'daki Ensar Vakfı ve Kayınder'le ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Adeta bu vakıflar iktidar tarafından korundu. Şimdi şunu, elinizi vicdanınıza koyun ya. Milletin gazını almak için bir komisyon kurup kağıt üzerinde istismarı kınayarak, istismarın yaşandığı dernek ve vakıfları koruyarak ne istismar önlenir ne de istismarla mücadele edilir. Elinizi vicdanınıza koyun. Bundan sonra bu ülkede daha fazla çocukları istismar kurbanı ettirmeyin. Çocuklar, geleceğimizi istismara teslim etmeyin. Bunu sadece bir vekil, bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Genel kurula saygılarımla.